Bir anda arkamda. Bir anda arkamda. Yani bir değil, iki değil dedim ki bu adamın kesin dublörü var. Şeytan lafına Rıdvan çok kızıyor. Ben şu anda şeytan diyorum. Rıdvan'la oynamak hakikaten çok büyük keyifti. Sen niye dedi konç giydin dedi. Giymeyenler var dedi, oynayacaklar var dedi. Benim ayağımdan konçu yaka paça çıkarttı. Benim çıkartmama da izin vermedi. Allah. Abi Sergen geldi. Dedim Sergen neredesin ya dedim. Bir saat seni bekliyorum dedim. Niye bekliyorsun ki abi? Ben sana bekle dedim dedi. Ben o dünya üçüncülüğünde 4 kere valizimi topladım. Artık dönüyoruz Türkiye'ye diyor. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Benim için çok önemli, çok değerli bir isimle beraberiz. Ömer Güvenç ile birlikteyiz. Yaklaşık 16-17 sene Ömer abiyle beraber Beşiktaş'ı takip ettik. Tabii Ömer abi 40-45 senelik bir gazetecilik, televizyonculuk geçmişi var. Ben 1999'da daha 18 yaşındayken Beşiktaş muhabiri olduğunda Ömer abi gerçekten bana çok yardımcı olmuştu. Yıllarca beraber Beşiktaş maçları, deplasmanları, seyahatlerine Ömer abiyle beraber gitme imkanı buldum. Hem çok keyifli anlar yaşadık, hem de çok güzel işlere imza attık. Hem güzel bir röportaj hem de duygusal bir röportaj olacak benim için. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ömer abi, gazetecilikten ve anılardan, hikayelerden bahsedeceğiz ama senin bir de futbolculuk anıların var abi. Sen Vefa'nın sağ bekinde, sağ açığında oynayan iyi bir futbolcuydun. Evet. Futbolcuymuşsun abi. Ben izlemedim tabii. Yok, iyi bir futbolcu değildi. Bak söyleyeyim sana. Çok açık ve net söyleyeyim. Benim için iyi futbolcu, futbol zekası çok iyi olan bir oyuncudur. Kim mesela bu? Ne bileyim, Emre diyelim. Emre, tamam mı? Sağa bakar, bakkala bakarken kasaba pas atar falan gibi, öyle yani araya top atar. Ben öyle bir oyuncu değildim. Ben çok süratliydim, çok çabuktum ve çok iyi orta yapardım. Öyle. Ama kenar oyuncusu için gerekli olanlar kenar. Bunlar zaten. Sonra tabii. Sonra sağ beke geçtim. Çok daha başarılı oldum. Açık oynadığım için daha önce karşımdaki sol açığın veya sağ açığın neyse ne yapacağını çok iyi biliyordum. Nereden nereye gideceğini biliyordum. Bir tek Cemil hariç. Cemil Turan. Evet. Cemil Turan. Hamit abi, Cemil Turan'la Ömer abinin bir fotoğrafı var. Onu rica edelim. Babamla da konuşuyorum Ömer abi. Benim hayatımda Türkiye liglerinde gördüğüm en büyük oyuncu diyor Cemil Turan için. Yani duruyor, yok, kalkıyor, bir anda dripling yapıyor. En büyük de en etkili diyelim. En etkili. Mesela şimdi en büyük oyuncu dersen diğer oyunculara şey yapmış olur. Benim için de Yusuf abiydi. Yusuf'un oğlu. Evet. Ben mesela karşılıklı oynuyordum. Ya bir futbolculuklu bir futbolcu rakip futbolcunun ayağına top gelsin de seyredeyim ister mi? Ben öyle. Evet. Vallahi abi. Tabii. Ben 2 sene de Yusuf abiyle beraber kaldık benim evde Nişantaşı'nda ve Yusuf abinin öldüğü gece biz beraberdik. Öyle mi? Vay, ben bunu bilmiyordum Ömer abi ya. Evet, kimse bilmez Yusuf abinin. Hemen kısa anlatayım mı onu? Ya, tabii abi, ne demek? Yusuf abinin kalbinden rahatsızlığı vardı, tamam mı? Yusuf abi gel gidelim bilmem, tamam gideriz, bir şey değil falan değil. Böyle. Sonra ben randevu aldım, pazartesi günü gideceğiz, tamam mı? Kalbine baktırmaya. Kalbine baktırmaya gideceğiz. Ama cuma, perşembe günü falan da şey var, Kuşadası'nda bir maç var. Yusuf abi, ben, Yetiş falan gittik şeye, maç yapacağız. Sonra da döneceğiz pazar akşamı falan. Yusuf abi geç yatıp geç kalkıyordu. Saat 12 oldu, maç yemeği yiyoruz. Yani maç öyle yiyeceğiz ki saat 4'te de maç oynayacağız. 12 oldu, 1 oldu, Yusuf abi yok, kalkmadı. Yani onun için buradan kalp hastalarına, şüphesi olanlara tavsiye ediyorum bu bahaneyle. Yok benim dışarıdaydı, yok arabada ceryanda kaldım bilmem ne falan. Hemen doktora gitsinler, kurtuluş. Ben de 2 kere bypass oldum. Evet abi. Ben önce gittim, tedbirimi aldım. Allah'a şükür yaşıyorum. Maşallah abi, maşallah. Mekanı cennet olsun abi inşallah. İnşallah. İnanılmaz bir futbolcuydu. İnanılmaz bir futbolcuydu, bu kadar söyleyeyim. Sergen Yalçın mı, Yusuf'un oğlu mu? Hiç mukayese kabul etmez. Yusuf'un oğlu mu? Tabii canım.
Vay, enteresan. Mukayese kabul edilmiş. Cemil Turan'la fotoğrafı alabilir miyiz Hamit abi? Cemil Turan'ın özelliği neydi abi? Cemil Turan'ın özelliğini çözsem durduracaktım. Çözemiyorum adamı duramıyorum. Tamam mı? Yani ben çabuğum. Çok süratliyim. Açık oynamışım yıllarca. Nereden nasıl gideceğini biliyordum. Cemil... Burada da senin fotoğrafın vardı. Şimdi de evet ha. Abi bu... Vay vay öyle evet, abi ya. Evet. Orası maksimum gözlemesi. Sene kaç abi? Bu herhalde 70 falan. 1970. Vay 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 vay. Bir sonraki fotoğrafta Cemil Turan'la. Bu Maxim Gazinosu, bak ne o şey, Cemil şey içmezdi, içki içmezdi. O su, benimki de su, ben de içmem zaten, hala içmiyorum. Şimdi Cemil abi karşımda oynarken Cemil şey, yani şu kadar yakınız, nereden gideceğini de biliyorum bak adamın yani. Nereden gideceğini biliyorum, nasıl gideceğini biliyorum. Bir anda arkamda. Bir anda arkamda, yani bir değil iki değil, dedim ki bu adamın kesin dublörü var. Olamaz çünkü yani bu kadar yanımdan çabuk. Ben de onun kadar çabuk dönüyorum, yapıyordum. O zaten beni geçtikten sonra kovalamıyordum. Ondan sonrası rezillik. Yetişemiyorsun zaten, yetişemiyorsun. Tekme atıyorsun adama, ben değil başkaları da tekme atıyor. Yaka paça sıyırıyorlar. Ya bir adam... Ne bileyim, kalkar itiraz eder, hakeme gider falan. Bu çok enteresandı. Cemil bakmıyordu bile ya. Bakmıyordu. Kim tekme attı bana diye bakmıyordu. Çok enteresan. Çok enteresan. Hele baldırına tekme attıysan zaten sen sakatlandın. O kadar sertti yani. Çok güçlüydü baldırı. Belden aşağısı çok abi güçlüydü. Abi 1.91 oynuyormuşuz zaten milli takımda abi. Aynen öyle. Cemil Turan ileride. Şaka gibi yani. Evet. O alıp 3 kişiyi 5 kişiyi çalmazsa gol atarsa belki gol atarız, puan alırız. Öyle çok yeteneği de yoktu yani, böyle ne bileyim iki kişinin arasına girsin, çıksın, bilmem ne yapsın. Rıdvan gibi falan değildi. Yusuf abi gibi değildi. Ondan sonra o zaten atıyordu solundan. Sağından geçiyordu. Suratıyla geçiyordu, gidiyordu. Aynen öyle. Bir de öyle. Durup bir anda mı hızlanıyordu? Evet, bir anda ağzı hızlanıyordu. Bir de Rıdvan Dilmen'le iki tane fotoğraf var. Bir bu fotoğraf abi. Burada. Ha bu. Çok güzel fotoğraf. Turgay Demir var, gazeteci. Haldun Domaç var. Haldun Domaç var. Hayri Ülgen var. Ülgen var. O Hayri Ülgen benden çok şikayetti. Bir maçta 4 gol atıyordu, yine fırça yiyordu benden. Onu anlattı. Ya çok yeni abi. Daha çok atmasını istiyordum. Çünkü santrafor oynuyordu. Santrafor oynuyordu. Orada İlker var. Hemen Rıdvan var. Cem Bubo var. Rıdvan Dilmen bu Sarıyer'de mi oynuyor abi? Burada. Burada Sarıyer'de oynuyordu. Siz galiba. Yani Sarıyer'de oynuyor. Sizin bu ne turnuvası abi bu? Bu basın turnuvasıydı. Yani Rıdvan Dilmen'i niye alıyorsunuz abi basın turnuvasına? Ama herkes alıyordu yani. Herkes alıyordu. Siz şey çözdünüz. En iyi kim? Rıdvan onu mu aldınız tabii, abi? Tabii. Mesela Fatih Hoca'nın takımı vardı. Onda da çok iyi oyuncular vardı. Alparslan vardı falan. Onlar oynuyordu. Bizi de başta Şansal abi vardı. Güneş gazetesi bu. Evet abi. Bu turnuvada şampiyon oldu. Rıdvan uçuyor tabii değil mi abi? Rıdvan zaten durduramıyorlar. Ama ben şeytan lafına Rıdvan çok kızıyor. Ben şu anda şeytan diyorum. Rıdvan'la oynamak hakikaten çok büyük keyifti. Nereye gidersen topu oraya atıyordu. Öyle mi abi? Veya ben nereye atarsam o oraya gidiyordu. Yani evet. Bu şeytanın aklına gelmez derler ya. Hani, evet abi. O tür, o çok anlamda oyun zekası söylüyorum. Var abi, oyun zekası inanılmazdı. İnanılmazdı. Bir de çok çabuktu tabii. Ya zaten o istikrarı olsa, o sakatlıkları olmasa, futbola kendisini adasa çok büyük futbolcuydu abi. Ben onun sakatlığında da beraber oldum İsviçre'de. Her şeyini takip ettim. Her doktora gidişini... Ondan sonra tedavisini, fizik tedavisini de falan hep Rıdvan'ı takip ettim. Günaydın'daydım o zaman. Hep erken döndü değil mi abi? Oynamak için. Erken döndü. O çok acele etti. Acele etti. Acele etti. Burada Galatasaray formasıyla abi. He, bu çok enteresan. Yine bir basın turnuvasında bir maça çıkıyoruz. Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi gidecek diye laflar var. Ben de Galatasaray formasını getirdim. Gazeteciyim o zaman. Galatasaray formasını getirdim.
Rıdvan'a dedim ki şunu bir giy dedim ya foto. Ya Ömer abi olmaz dedi. Şimdi Fenerbahçe var, başka takımlar var. Yok giy ya bir şey olmaz dedim yani. Bu nerede çıkacak ki dedim. Bir tek ben çektim dedim. İşte ayıp ettim bir yerde ama gazetecilik şeyi de beni tabii, döktü. Tabii. Sonra ertesi gün şey ertesi gün günaydın da manşet oldu. Bir ertesi gün Fener formasıyla ya. Ya yani ama önce Galatasaray'la anlaşmış galiba abi. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ya çok iyi ya. Ya Ömer abi ya. Senin Bilal Meşe'yle de anı çok güzel abi. O 2-3 tane şeyi teknik direktörle buluşturmuş ya. Bir otelin şeyine suite'ini kiralamış. Ha. Ya abi onu anlatsan Ömer abi. Şey, bak şimdi aklıma geldi ya. İnanılmaz bir hikaye kimdi, o. Kimdi ama ya? Metin Oktay'dı birisi. Evet abi. Öbürü bir İngiliz takımının şeyiydi. Üç büyük takımın oyuncuları olabilir mi abi ya da teknik direktörler? Ya da, ya hayır da, hayır hayır mi? Hayır. Bir tanesi Metin Oktay'dı çok eminim. Ondan sonra birisi de Bobby Moore mu ne? Bobby İngiliz Moore. Tamam evet mı? Abi. Krallar buluştu diye kral dairesinde. Tarabi Oteli. Tarabi Oteli. Kral dairesi tutmuşlar abi. Evet kral dairesini milliyetti galiba o zaman. Ya tamam mükemmel hikaye. Bilal tek başına gitmiş oraya. Tamam. Ayarlanmış çocuk. O da iyi gazetecidir Bilal. Tabii. Bilal Meşe bak büyük. Bana çok güvenir tamam mı? Ben ona bir haber söylerim. Bana inandığı halde araştırır. Yani araştırmacı gazeteciler de Bilal evet. Öyle bir gazeteci. İyi bir gazeteci. Beğendiğim bir gazetecidir. Ama kazık da atarım artık. Yani ben abi o hikayeyi alan çok iyi hikaye o. Onu... Bilal bu işi yapmış. Tamam. Helal olsun. Kral yani o tutmuş. Tutmuş şampanyalar falan 50 o zamanın parasıyla 5000 lira mı ne para harcamış. Bugün yani. Ne kadardır abi? Bugünün vardır bir 50 bin 100 bin değil mi? Vardır. Vardır tabii. Ondan sonra ne çekmiş o bitirmiş işi bırakmış gitmiş. Orada da bir garson çalışıyor. Tamam. O garson da hatıra olsun diye çekmiş o resimleri. Abi, tamam çekmiş. Mı? Çekmiş. Ben de Sacit Aslan'la Maxim Garnizonosu'nda oturuyorum, tamam mı? Sacit de dedi ki, nerede kaldın oğlum dedi. Müşteriler gelmeye başladı. Abi dedi, böyle böyleydi dedi. Galatasaraylı şeyde, Sacit'te. Metin Oktay'la Bobby Moore mu? Bak ismi çok iyi hatırlamıyorum. Krallar buluştu diye dedi. Şey be, Allah Allah ne yaptın sen dedi. Ben de resim çektim abi dedi. Benim gözlerim açıldı. Gözlerim açıldı. Versene bakayım şu resmi dedim. Tamam mı? Verdi. Gözlerime inanamadım. Dedim bu şey mi? Bilal'le tabii nereden bilsin? Garson hatıra diye tabii, çekiyor zannetti. Tabii çekmiş. Aynen. Geldi. Ben onu Talay abiye günaydındaydım o bir verdim. Talay abi tam sayfa. Hatta sayfayı da aşırmış. Öbür tarafa bile geçmiş. Ha. Milliyet sadece milliyette diye çıktı. Günaydın'da da var aynısı. Bu bir gazetecilik şansı. Tabii aynen öyle. Gazetecilik şansı. Peki ertesi gün Bilal Meşe aradı mı seni? Yok aramadı. Ben de olsam aramam mahcubiyetten ayıp ettim falan diye. Benim yaptığım bir şey yok çünkü. Tabii senlik bir durum yok. Evet. Senlik bir durum yok. Ve ben kim yaptı diye bile sormuyor. Ben resmi gördüm. Gördüm tabii. Kim yaparsa, babamın oğlu yapsa harbiye tabii. Bence. Yani kim yaptı, Bilal'in yaptığını bile bilmiyorum. Hayır yani. Öyle abi. Kaç sene oynadın abi birincilikte, Süper Lig'de, Vefa'da? 69'da başladım. 73'te düştük zaten. Ha 4 sene. 72'de falan düştük. Çünkü düştük şöyle Atakan. Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Oynuyoruz. O zaman 2 puandı. 2-4-6. İkinci zirvede 6. 12 puan. Ancak 2 puan alabiliyoruz biz 3 büyüklerden. Ve biz sezon başladığında düşmemeye oynuyoruz. Sezon bitiyor, düşüyoruz. Ha, kaç takım var abi? O zaman 16 takım mı 16 ne vardı? Süleyman Seba abi. Allah rahmet eylesin. Bir video var. Hamit abiden onu rica edelim. Ondan sonra onun üzerinden ilerleyelim abi. Sen tabii yıllarca Süleyman Seba'yla birlikte çok deplasmanlara, seyahatlere, yurt dışı, yurt içi gittin.
Çok Süleyman abi, maç başlar başlamaz sigara yaktınız bu şimdi keyiften mi yoksa heyecandan mı? Heyecanlanmak mümkün değil. Ben her maçta heyecanlandığımı her zaman ifade ettim. Peki. Sene kaç abi? Hangi kanal? Kanal 6 mı? Bu galiba Kanal D miydi? Kanal D mi abi? Veya Kanal 6'da ben çalışmadım hiç. Kanal D'ydi. Kanal D. Kanal D'ydi. Süleyman abi de röportaj yapmayı hiç sevmez. Hiç sevmez. Nasılsa havasındaydım. Yanında tanıklar da vardı. Pek surat asamadı. Ondan ama sonra... Şeydi ama neşeli de. Neşeli, neşeliydi. Evet. Evet. Ama muhtemelen bu sene 1992-93 falan abi. Değil mi? Olabilir. Olabilir. Tam... Süleyman Seba ile alakalı anın Ömer abi. Çok var da hangisini anlatayım. Bak ben kötüsünden başlayayım. Şansal abi ben şeye gittik. Süleyman abi arabaya atladık. Ankara'ya Gata'ya gittik. Hasta yatıyor. Yanında da Tayfur Avuççu var. Hep yanındaydı. Ne zaman gitsem hep yanındaydı. Hiç ayrılmadı. Bir ara Süleyman abi Şansal abiyle Tayfur Avuççu dışarı çıktı. Bir şey konuşuyorlardı. Ben de Süleyman abinin yanına gittim. İşte nasılsın abi bilmem ne yapıyor. Şeyini gösterdi. Kasındaki ne deniyor ona? Sonda. Onu gösterdi. Bak acıyor dedi. Sonra şöyle yanıma gel dedi. Sol tarafında şeyi vardı. Çekmece. Çekmeceyi bir çek dedi. Çektim. Şöyle bir kutu. Tamam mı? Ne dedim bu? Bir aç dedi içini. Açtım içini, içinde bir saat var. Ondan sonra ne bu dedi. Senden rica ediyorum dedi. Bu saati dedi. Balmumcu'da il jandarma Balmumcu il jandarma tesisleri. İl jandarma tesisleri. Tuğ General Nuh Köroğlu. O zaman Paşa Nuh Paşa'ydı. Evet, Nuh Köroğlu. Köroğlu, oranın paşası. Kardeşim Gazi Yusuf Ziya ile gittim beraber. Ondan sonra bizi karşıladı, oturdu falan. Ben de dedim ki saati verdim kendisine. Evet, fotoğrafta bu abi. Evet, saati kendisine verdim. Ne bu dedi. Ben hikayeyi olduğu gibi anlattım. Süleyman abi bana dedi ki, bunu bana bir jandarma getirdi dedi. Jandarma asker dedi. Ben onun zamanında bir forma mı göndermişim, eşofman mı göndermişim, o da bana saat gönderdi. Jandarmaydı o çocuk asker dedi. Bu jandarmaya yakışır, sen oraya götür dedi. Ben Nuh Paşa'ma anlattım bu hikayeyi. Çok memnun oldum. Ve şimdi giden varsa o hikayesiyle beraber o saati o müzede görebilir. Vay vay, çok güzel hikaye abi. Süleyman abiyle alakalı iyi hikaye peki abi. Kötüden iyiye gidelim dedin. Ya hiç Süleyman abiyle pek böyle şey iyi hikayemiz yok yani. Yani bir bilet hikayesi var abi. Bilet hikayesi de iyi değil kardeşim. Tabii, bileti verdi 10 dakika sonra parasını gönder dedi bana. Çok iyi ya. Bileti gittim aldım. Rahmetli Şevket Yorulmaz veriyordu biletleri. 3 tane alacaktım, 2 tane param çıktı. Dedim ki 3'ü sonra getirdim. Ben dedi öyle veremem dedi. Başkana git söyle dedi. Gideyim verir mi dedi. Vereceğini zannetmiyorum ama yine sen bir git dedi. Ben de gittim yukarı odasına. Süleyman'a yapıyor. Böyle dedim. 2 tane bilet param var. Hemen şey yapacağım. O zaman şeydeydim. Kanal D'deydi. O da Gayrettepe'deydi. Mecidiyeköy'deydi. Dedim param yok dedim. Şevket abi de parayı vermiyor, şeyi vermiyor bileti. Rahmetli böyle para çıkarken şöyle çıkar, döner böyle çıkardı parayı. Verdi parayı, al parayı dedi. Paramı hemen gönder dedi. Bu dedi benim param değil, kulübün parası dedi. Tamam dedim, gönderirim dedim. Üçüncü bileti Süleyman Seba'nın verdiği kulübün parasıyla aldım. Kulübün parasıyla aldım çünkü Şevket abi vermiyordu zaten parayı görmeden. Ondan sonra gittim Kanal D'ye, gittim adımımı attım, 20 dakika mı ne geçti?
Seni Beşiktaş kulübünden arıyorlar dedi. Attım telefonu Süleyman abi. Bir bağırıyor. Sanki yani büyük bir yanlış yapmışım diyor. Nasıl söz veriyorsun? Nasıl kulübün parasını göndermiyorsun? O benim param değil, kulübün parası. Bak Şevket arıyor. Eksikmiş para. Hemen parayı gönder. Dedim ki abi daha yeni geldim diyemedim. Ben anlamam kardeşim dedi. Parayı göndereceksin hemen dedi. Kulübün parasına bir yere gitmesine inanılmaz taahhütkar değildi. Hiç müsaade etmez. Ömer abi başkanlığı bıraktı. Ben şeydeyim. Akaretler'de bir yönetim toplantısı, röportaj, çekim vesaire. Yukarı Nişantaşı'na doğru yürüyorum. Sol tarafta Süleyman abi başkanlığı yeni bırakmış. Sol tarafta bankadan sesler geliyor, bağırma sesleri. Bir baktım Süleyman Seba bağırıyor. Kardeşim diyor emekli maaşı ne zaman yatıracaksınız? O zamanlar böyle bir iki gün falan gecikiyordu abi. Ya onunla geçiniyor çünkü. Çünkü adam senelerce Beşiktaş başkanlığı yapmış ama hiçbir yerden ne para almış ne buna bir şekilde müdahil olmuş adam inanılmaz dürüst. Emekli maaşıyla geçinen bir adam abi ki öldükten sonra da evine Beşiktaş kulübüne verdi zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de Beşiktaş'ta bir cami var biliyorsun. Evet. O caminin önünden aldım. Süleyman abi yürüyordu. Dedim ki abi nereye gidiyorsun? Kulübe gidiyorum. Gel seni bırakayım ben dedim. Araba da var yanımda. İyi tamam dedi. Gittim. 100 metre gittim. Sigara yaktı. Ben de sigaradan inan. Dedim Süleyman abi camı açar mısın dedim biraz. Soğuk bu havada dedi. Dedim sigara bana dokunuyor da dedim. Dur burada dedi. Durdum. Açtı kapıyı indi gitti. ya muazzam abi. Del Bosque Ömer abi. Vicente Del Bosque. Çalıştığım en iyi teknik direktörlerinden biriydi. Yani teknik olarak bilmem ne hataları, yanlışları vardı. Dürüstlüğünü söylüyorum ben. Randevu aldım. O zaman İspanya'da. Gittim. Orada da bir gazeteci arkadaşım var. Tercümanını da o yapacak. Oturduk, hazırlandık. Sekreter dedi ki hazır mısınız dedi bize geldi. Biz hazırız dedim. Del Bosque'yi bekliyoruz dedi. Del Bosque geldi. Oturdu. Röportaja başlayacağız. Hemen yanında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın odası var. Sekreter tekrar geldi. Başkanımız sizi bekliyor. Sadece 3 dakika dedi. Yani isim vermeyeyim de kim olsa kalkar. Gider. Gider. Biz zaten orada bekliyoruz. Türkiye'den gelmişiz. Adam dedi ki sekreterine, başkana lütfen söyleyin dedi. Türkiye'de misafirlerim var. Röportaj yapıyorum. 45 dakika, 1 saat sürer. Bittikten sonra geleceğim dedi. Bir kere ben orada şaşırdım. Çok açık ve net söyleyeyim. Sonra röportajımızı yaptık. Gayet açık ve net cevaplar verdi. Bitti mi dedi, bitti dedim. Kapatır mısın dedi mikrofonu ve şeyi, kamerayı. Kapattım. Bir şey söyleyeyim dedi. Muhakkak dedi idarecileri görürsün dedi. Bakın dedi, Beşiktaş'tan kötü ayrıldım dedi. Biliyorsun dedi. Kavgalı gürültü değil ama kötü ayrıldım dedi. Tatsız ayrıldım. Benim ve teknik yardımcılarımın dedi alacağı valet. Hadi ben almayayım dedi. Almayayım dedi. Yarısını alayım. Hatta hiçbirini almayayım. Ama benim yardımcılarımın parasını ödesinler dedi. Biz hukuk olarak dedi başvurduk. Biz bu parayı alırız. Ve faiziyle alırız. Beşiktaş kulübünde iyi veya kötü günlerimiz geçti. Lütfen paramızın ödesinler. Beşiktaş da faiz ödemesin, fazla ödemesin dedi. Bunu yöneticilere ilet dedi. Ben isim vermeyeyim. Geldim yöneticilere, üst düzeyde yöneticilere söyledim. Biz o işi hallettik, kazandık davayı dediler. 6-7 milyon dolar para ödediler. Ya çok iyi ya. Ertuğrul Soğancıoğlu. Sen alma abi ben söyleyeyim. Lucescu abi. Lucescu'da hani futbolcu teknik direktör diyaloğu vardır da hepsinde vardır. Hemen hemen vardır yani. Ama Lucescu çok cin biri. Cin derler ya evet. Tırnak içinde.
bir gün menajer, pardon, Sinan Engin. Tercüman Sinan'la, tercüman Sinan. Sinan Seratlıoğlu. Seratlıoğlu. Ben, Lucescu, üçümüz orada odada oturuyoruz. Ben randevu almak için içeri girdim ki Sinan'la konuşayım söylesin diye. Tam ben konuya girmeden şey geldi. Tık tık kapı vuruldu. Sergen geldi içeri. Sergen daha hocam dedi. Hocam der demez Lucescu şöyle bir baktı. Senin dedi niye dedi yüzünde böyle sapsarı dedi. Halsizsin dedi. Dökülüyorsun dedi. Hasta mısın dedi. Daha Sergen yok hocam demeye fırsat bulmadan yok yok dedi sen dedi hastasın halsizsin dedi. Git dedi dinlen dedi. Benim sana ihtiyacım var dedi. İdmana çıkmadı. İdmana çık. Daha Sergen ikiletmedi bile hemen gitti. Zaten izin almaya gelmişti değil mi abi? Sinan'a dedim ki niye gönderdi adam bir şey demedi dedim yani. O da bana dön dedi ki Sinan'a tercüme yaptığı. Ben onun kapı vuruşundan, bırak yüzünü görüşünden, kapı vuruşundan benden bugün izine çıkmamak için izin istemeye geldi dedi. Vermeyeceğim dedi. Çıkacak idmana dedi. O idmandan dedi, yapacağı idmandan ne kendisine faydası olurdu ne de takım arkadaşlarına dedi. Onun için izin verdim dedi. Zaten inanılmaz idare ediyordu ve ondan muazzam verim alıyordu abi. Aynen zaten öyle. Sergen Yalçın'ın en iyi verimi Lucescu'ydu. Aynen abi. Öyle. Tümer Metin abi. Tümer. Canım kardeşim benim ya. Tümer Metin. Bir Samsun deplasmanı var. Hatırlıyorum abi. Telefonla konuşuyoruz. Açtı telefonu. Abi ne yapıyorsun dedim. Ne zaman gidiyorsunuz? Ben gitmiyorum dedi. Niye dedim. Kadroda mı yoksun? Yok kadrodayım ama gitmiyorum dedi. Niye gitmiyorsun dedim peki. Abi oynatmayacağını söyledi dedi. Kardeşim bu 16 kişilik kadro dedim. Sen dedim gitmemekle ne geçer eline ne geçer ya ne kazanırsın dedim. Sen şimdi gittiğini farz et. Biri sakatlandı. Veya kötü oynuyor. Sen de yedeksin. Takım 1-0 mağlup. Girdin 2 gol attın 1 asist yaptın. Maç 4-1 falan bitti dedim. Ne yapacaksın dedim. Hatırlıyorum o muhabbette yanındayım abi. Yani ya. Telefonda konuşurken yanındayım o sırada. Ha. İyi dedi ben bir Sinan abiyle konuşayım dedi. Sinan'ın da haberi yok daha bu benim konuşmada. O da, ona da öyle söyleyecekmiş. Sinan da demiş ki Ömer abin doğru söylüyor. Hemen atla gel geliyorsun dedi. Gitti. Ne oldu? 1-0 mağlup. Sonradan geldi. Sonradan geldi. 2 gol, 1 asist veya... 2 gol, 1 asist. Bir tane frikikten attı abi. Frikikten attı evet. İnanılmaz bir frikikten. Bir tane Sergen Yalçın attırdı. Bir frikikten attı. İşte bu futbol tecrübesi. Ben de öyleyim. Bak bir Eyüp'te ilk maçım. Çok enteresan. Futbolun cilvesi bu. Eyüp'te ilk maçım. Şerefsiz adında oynuyoruz. Sen bilmesin Şerefsiz adını. Bilmiyorum. Şimdiki Çırağan Oteli'nin olduğu evet. Yerde. Herkes giyiniyor falan. Ben yedeyim zaten. Oynama şansım yok. Neyse konşu giydim. Belki oynarım. Konş var orada bir sürü. Rahmetli... Hazırsın yani. Ya, evet hazırım yani. Yedekliğe hazırım. Evet. Orada kulübeye oturmak için. Rahmetli Üzeyir abi vardı. Futbol şube sorumlusu. Geldi yanıma. Sen niye dedi konş giydin dedi. Giymeyenler var dedi. Oynayacaklar var dedi. Benim ayağımdan konşu yaka paça çıkarttı. Benim çıkartmama da izin vermedi. Allah Allah. Abi çıkarttı. Ne yapacağız? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Daha kaç? 18-19 yaşındayım. Ya Eyüp'le oynuyoruz, ya Anadolu'yla, ya Hasköy'le. Hatırlamıyorum. 2-0 mağlubuz. Beni soktular oyuna. Şey falan yok. Konç falan yok. Girdim 3-2. 3 gol. 3 gol attın. Gol. O zaman şeye duşlar yok zaten. Duşlara da as oyuncular giriyordu. Orada havuz vardı. Biz havuza giriyorduk. Ben havuza girdim falan. Havuzda arkam dönük. Tamam mı? Birisi koşarak geldi. Kim geldiğini bilmiyorum. Hemen havluyu omuzuma dayadı. Üşütme dedi. Üşüteceksin dedi.
Kimdi o adam biliyor musun? Tabii koncu çıkaran. Koncu çıkaran yani. Adam. Futbol böyle enteresan bir oyun işte. Aynen öyle abi. Şaka gibi yani. Ne o samimi ne o samimi abi. Aynen öyle. Ne o samimi ne o samimi. Sergen Yalçın abi. Ufacık 16-17 yaşında PAF takımda harikalar yaratan Sergen Yalçın'la. Sergen Yalçın'ı bir kere herkes çok yanlış tanıyor bak. Ben çok eskisini bekliyorum. Serpil Hamdi Tüzün hocamla röportaj yapmaya gittim. Şeref Stadı'ndayız yine. Yok, Fulya'dayız. Dedim ki hocam bir röportaj yapalım dedim. Seninle yaparız dedi. Sen benim söyleyeceğim birisi var dedi. Git dedi onunla yap dedi. Ben de yöneticilerden biri herhalde zannettim falan. Kim dedim hocam? Sergen dedi. Ben de Sergen tanımıyorum ki. Sergen, futbolcu Sergen mi hocam dedim. Hani genç takımla çıkıyor falan. Evet o dedi. Dedim hocam ne alaka? Önce seninle yapayım, onunla yaparım. Sen git onunla yap dedi. Sonra göreceksin kimle yaptığını dedi. Ben Serpil Hamdi Hoca ile tekrar yapmak için Sergen'i tırnak içinde yem olarak kullandım. Gideyim yapayım diye. Gittim ama minibüse bindim. Kilyos'a gittim. Herhalde annesi evindeydi. Kardeşi de vardı galiba. Evde bekliyorum. Randevulaştınız mı peki? Yok daha yok. Randevu falan yok. Günaydın da çıkacak. Gazetede çıkacak falan. Herhalde randevu alıp gidecek değilim Sergen'e. Sergen yaşlı. Altyapıda bir çocuk. Altyapıda bir çocuk. Ondan sonra gittim. 15 dakika yok, 20 dakika yok, yarım saat yok, bir saat yok. Geri döneceğim ama buraya kadar gelmişim yani. Yapmadan döneyim. Sergen geldi. Dedim Sergen neredesin ya dedim. Bir saat seni bekliyorum dedim. Ne der şimdi böyle birisi? Abi kusura bakma ya geldiğini bilmiyordum falan. Onun için seni beklettim diyor ki yok Sergen. Niye bekliyorsun ki abi? Ben sana bekleme dedim dedi. Ya bazen şaşırdın değil mi öyle diyeceğim? Şaşırdım tabii çünkü yani bunu o zaman az futbolcular bile söyleyemezler. Tabii. Yani şimdi diyorlar ya Sergen parayı şöhreti buldu, şımardı, ukala oldu falan. Hayır Sergen öyle birisi değil. Sergen yapı olarak böyleydi. Hep öyleydi yani bunu, zaten. Evet 16 yaşında bunu söylüyordu işte Sergen. Muazzam abi. Başka bir Sergen Yalçın'la alakalı. Mesela Sergen Yalçın'la alakalı kendi istediği saatlere göre antrenman koyduğu dönemler de vardı. Çünkü tam böyle at yarışı oynandığı saatte altılı idillerde. Hatta bir gün şey zamanı, Tigana zamanı galiba. Tigana çok yüz vermiyordu Sergen'e. Bir gün böyle ah dedi, attı kendine. Şeyler, bunu da sen anlat, onu ben bilmiyorum. Tam masörler girdi sahaya. Böyle şey yapıyorlar. Sergen de yatıyor abi. Şey yapıyor, işte masaj, sprey, mıprey bakıyorlar bacağına. Telefonu verdiler. O çime yatıyor o sırada. Altılıyı dinliyor abi. Ayağı dinliyor. Sonra bitti. Sonra antrenmana devam etti. Bununla alakalı tabii çok şeyler vardır. Benim bana anlatılanlar var tamam mı? Ortada sıçan oynuyorlar. O zaman gazeteciler yakın futbolculara. Yani neredeyse oyuna girecekler. Tamam mı? O anlatanlar var. İşte Sergen gibi teknik bir oyuncu top kaçırdı mı? Hele ortadayken kimseye vermez. Tabii. Mesela sana doğru kaçırıyormuş. Geliyormuş topu almıyor. Abi dördüncü ayak ne oldu? Bir daha kaçırıyormuş. Abi üçüncü ayak oldu. Böyle anlatıyorlar. Ben şahit olmadım. Klasik abi. Metin Tekin abi. Metin Tekin'in şimdi Metin Tekin'i o zaman rahmetli Günay abi vardı. Günay abi de Leman Sam'la arkadaşlar beraberler. Şevval ve Şehnaz diye kızları vardı. Şevval de Metin Tekin'le iyi Beşiktaşlı ama Şevval. Evet. Sürekli de antrenmanlara gelirmiş. Ha? Sürekli de antrenmanlara gelirmiş. Evet, antrenmana gelirdi. Dedi ki Ömer abi ben dedi şey yapmak istiyorum yani dedi. Okuldan dedi işte ders olarak istediler dedi. Ödev olarak. Metin'le bir röportaj yapabilir miyim dedi. Ben de Metin'e söyledim. Metin de kırmadı beni. Şeref Stadı'na gittik. Orada bir röportaj yaptı. Ondan sonra tekrar antrenmanlara gelmeye başladı falan. Ömer abi
beni Metin'le dedi tanıştırır mısın dedi. Tanıştın, röportaj yaptın. Yok dedi öyle tan. Sen Metin'den hoşlanıyor musun dedim. Evet dedi, hoşlanıyorum dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim dedim. Metin hem yakışıklı, ondan sonra hem şöhretli, herkes tanıyor. Üzülürsün dedim yani Metin'le tanır. Bana söylediği sözü hiçbir zaman unutmuyorum. Abi sen dedi beni dedi o Metin'le tanıştır. Bak görürsün ben onunla evleneceğim dedi. Wow. Dedim bu kız kafayı yemiş. Yani bu kadar emin konu. Kendine o kadar güveniyordu. Şevval'i hakikaten öyle der. Şimdi değil zaten. Küçükken de öyleydi. Özgüveni çok fazla olan bir kızdı. Tamam mı? Sadece güzel, zaten çok güzel kızdı. Ama özgüveni de çok iyiydi. Ben onları hiç unutmuyorum. Günay'ın barında tanıştırdım. Buluşturdum. Buluşturdum. Sonra evlendiler. Sonra sonuç burada. Çocukları var. Çocukları bile ünlü oldu abi. Ya, o da dizilerde anladım, oynuyor. Anladım. Evet. Çok enteresan. Hayır, şimdi ben şimdi başkasına desem ki Metin'in oğlu var. Neydi ismi ya? Bakayım abi. Şeyden Google'dan ben arada böyle diziye bakıyorum abi ama ismini bilmiyorum. Teo muydu bilmiyorum. Şeydi Sadakatsiz'de oynadı en son. Taro Emirtekin abi. Ha, Taro diyorlar zaten. Taro diyorlar. Şimdi ben Tarık Emirtekin. Tarık Emir. Tarık Emir. Taro şey lakabı. Tarık küçük şey. Emir de zaten babasının ismi galiba. Veya Tarık Metin'in babasının ismi. Şimdi ben birisine desem ki yani bu Tarık Emir'in Metin'in oğlu var ya benim sayemde o çocuğu oldu desem yanlış anlayacaklar bu sefer. Ondan sonra çocuk da mutlular, çok mutlu oldular. Zaten ilk seneler daha iyiydi. Düşün Van'dan kedi getirdi. Şeyde hem Leman onlar ailece yalnız kedi köpek değil bir hayvan hastanesi şeyiydi yani. Hastalar. Mesela Leman Bodrum'a falan gidiyorduk veya bir yere gidiyorduk. Arabayı durduruyordu, iniyordu. Ağaçla konuşuyordu. Yapraklarıyla konuşuyordu. Allah Allah. Tabiat ana. Aynen öyle. İşte Şevval'in evliliği de böyle oldu. Ama yine söylüyorum o zaman da çok iyi kalpli bir kızdı. Çok küçükken ben 16-7 yaşında tanıdım. Hala aynı çok iyi kalpli bir kız. Şenol Güneş. Dünya üçüncülüğünde de beraberdiniz. Beşiktaş'ta da abi. Başarılar. Ben de çok severim Şenol Hoca'yı. Nasıl yorumlarsın? Vallahi inanılmaz bir hırslı bir adam bir kere. Tamam mı? Mükemmeliyetçi değil mi abi? Sürekli. Mükemmeliyet. Hep en iyisini ister. Çok mu iyi? Ondan daha çok iyisi var değil mi? Onu ister. Metin, Şenol Hoca onu ister. Mesela bir maç oynanıyor. Ben hemen kalenin arkasında seyrediyordum maçları. O görüntü var mı bilmiyorum. Sende olması lazım. Ya o senin telefonda abi. Onu zaten o maç görüntüsü ya sıkıntı olur. Ha, maç, tamam. Telif yeriz abi. Ama az önce ben izledim senden görüntüyü. Ha. Şenol Hoca bağırıyor. Takım 2-0 önde. Ve o, son 2 dakika. Son 2 dakika. Kazanmış zaten maçı. Kazanmış maçı. Buna rağmen nasıl çırpınıyor, yırtınıyor biliyor evet. musun? Sonra kazandığı halde sanki mağlup olmuş gibi çekti gitti. Yani çok Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun'un da şöyle geldi. Ya yeter artık ya strese sokuyor. 2-0 galibiz. Neyin stresi bu dedi. Tabii. Yani ama yani diyorum. Şenol Hoca'nın bu şeyleri futbolcuları da zaman zaman strese sokuyor. Tabii ama işte mükemmelliyetçi. Evet. Dünya üçüncülüğü. Sen de oradasın abi. Enteresan başarılar. İnanılmaz güzel günler. Var evet, mı orada bir hatırladığın anı, hikaye? Tabii dünya üçüncüsü olacağımızı, yarı finale çıkacağımızı falan hayal edemezsin değil mi abi? Yok. Ben o dünya üçüncülüğünde 4 kere valizimi topladım. Artık dönüyoruz Türkiye'ye. En son Senegal maçında topladım yani. Tabii. Sonra toplayıp yine koyuyorum. Yarı finalde dedi. Topladın mı Brezilya maçında? Brezilya maçında da topladım. Bak 4 kere topladım diyorum yani. En sonunda ama topladım ve geldim. Evet topladım ve geldim. Bak o maçlarda çok talihsiz şeyler yedik biz.
golleri yedik. Aslında final oynayabilirdik biliyor musun? Evet. Final oynayabilirdik ama... Ama en iyi Brezilya'ya denk geldik Ömer abi. Aynen yani, öyle. Yani Ronaldo, yani. Rivaldo, Ronaldo. Tamam da abi yani, ya. Son ikinci oynadığımız maçta topuyla gol attı ya. Ayağın burnuyla. Evet. Rivaldo kendini yere attı. Hakan Üsu evet. Kırmızı kart gördü. Ama o takım 2002 ama ne olursa olsun çoğu kişinin yaşayamayacağı bir şeydi o. Değil mi? Turnuvaydı. Serüven. Evet. Fatih Terim. Onunla da çok anım var. Çok geçmişten, eskilerden tanıyorsun. Fatih Hoca'ya da Ömer abinin bir fotoğrafı var. Hamit abi onu rica edelim dilersen. Eski Galatasaray Yusuf, Fatih Terim ve Ömer abi. Sene kaç Ömer abi bu arada? Vallahi seneyi bilmiyorum ama. Fatih Hoca burada futbolcu değil mi abi? Futbolcu. Galatasaray'da son yılları. Evet. Ne güzel fotoğraf abi ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Futbolu çok seviyor. Tamam mı? Futbolcusunu da çok seviyor. Yani iyi futbolcu, kötü futbolcu diye ayırmaz futbolcu. Onları evladı gibi görüyor hoca. Ben çok şahit oldum. Ama sevgi ikiye ayrılıyor. Futbolcu ama ailesini bambaşka yere koyuyor. Değil mi? Fatih Hoca için ailesi hiçbir şeye değişilmeyecek bir şey. Çok şahit oldum. O zaman da böyle miydi abi? Yani hal, hareket, tavırları, yürüyüşleri... Aynen böyleydi. Aynıydı. Aynıydı böyleydi. Aynıydı. Hiçbir evet. şey değişmedi. Evet. Hırçındı. Hırçındı. Hatta bir ondan... defa hakeme böyle kafa atma hikayeleri falan da var. Doğan Babacan mıydı? Doğan Babacan'dı değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum galiba. Yani babam mı anlatmıştı? Ben Doğan Babacan'dan bir şey hatırlıyorum. Bana gösterdiği kırmızı kart. Fatih Hoca'ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale çıktık. Orada da sen görev yaptın abi. Orada ben sahanın içindeydim orada da. Futbolcuyla oynuyordu Atakan. Bir ara duvar pası yapabilirdi yani futbolcuyla. O kadar içeri giriyordu. İçeri giriyordu. Mustafa Deniz'le. Mustafa hocam çok şeydi ya. Yaşayamıyordu, yaşamıyordu yani o sevinci falan tamam mı? Mesela Fatih Hoca yaşıyordu. Ha, hissedebiliyorsun onu. Evet. Şenol Hoca yaşıyordu. Fatih Hoca Mustafa Hoca biraz daha şeydi. Kendini frenliyordu sevinçlerde falan. Fikret Orman'la alakalı anım var mı Ömer abi? Fotoğrafın da var. Fikret Orman'da 5 yaşın önemli efsanevi başyanlarından. 2 tane şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst sıra çıkma namalup. Onun dışında stadı yaptı. Benim için şu anda Fikret Orman... Ben Fikret Orman'ı başkanken tanımıyorum ki. Sen çok eskiden tanıyorsun. Kapalı tribünden, açık tribünden, bilet kuyruğundan falan tanıyorum yani. O zamandan da öyle Beşiktaş'tı. Bir kere şunu söyleyeyim, çok iyi bir Beşiktaş'tı. Yani kendisine yakıştırılanları hiç tasvip etmiyorum. Yani ismini bile, neler söylediklerini bile söylemek istemiyorum. Bunların hiçbirini hak etmiyor. Yaptıkları yanlışları yaptı mı? Yaptı. Ama terazinin bir kefesine koy. İyi yaptıkları böyle basar. Tamam mı? O stadı yaptı biliyorsun. O stada başka birisi olsa bırak o stadı yapmayı, teşebbüs etmeyi kazma bile vuramazdı Atakan. O stadı. İzin almadan dozerleri sokmuştu. O zaman başka birisi gelse şunu düşünürdü. Ben önce şu şampiyonluğu yapayım, ondan sonra stadı yapayım. Yıldırım da mı öyle? Yıldırım başkan enteresan bir başkandı ya. O da futbolcularla çok samimiydi. Ondan sonra o da onun da çok büyük hırsları vardı belki ama hep içinde yaşardı onu. Dışarı vurmazdı Yıldırım başkan. Yıldırım başkan o da şey gitti. Kötü gitti. O da mesela, kötü gidiyor. Beşiktaş'ın öyle bir şey var Ömer abi ya. Bütün başkanlar kötü gidiyor. Çok kötü bir şey abi bu. Ben, Süleyman Saba kötü gitti. Serdar Bilgili kötü gitti. Yıldırım Demirören kötü gitti. Fikret Orman kötü gitti. Kötü. Ahmet Tuğçe'be bilmiyorum o da kötü gidecek gibi duruyor. Aynen yani Beşiktaş'ın bunu çözmesi lazım. Çözmesi lazım tabii. Yoksa başkan bulamazlar. Bak, hem bulamazlar hem de taraftar bu sefer şey oluyor Ömer abi.
Ha biz gönderiyoruz, getiriyoruz. Bu inanılmaz bir cesaret veriyor. Tabii canım, tabii. Bu yanlış bir şey. İşte adam şunu söyleyecek ya. Ne kongresi kardeşim? Biz gönderiyoruz. Ben gönderiyorum zaten diyecek. Serdar Bilgili'nin gidişi gözlerimin önünde. Tabii. Benim kapalı tribün, şeref tribününde oturuyor. Yanında da kızı var. Yanında da kızı var. Ben de hemen arkasındayım. Tamam mı? Kendisine bırak, kızına yapmadıkları kalmadı. Zaten ertesi gün istifa etti. İstifa etti. Evet, hatırlıyorum. Ömer abi çok teşekkür ederim. Eline sağlık, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel şeyler konuştuk. Senin de hatırladığın, söylemediğin ya da benim sormadığım bir şeyler varsa onları da söylersen mutlu olurum. Hepsini sordum. Teşekkür ederim. Bu arada Acun'u tebrik ediyorum. Ha, evet abi, Acun Ilıcalı ile alakalı. Şimdi Ömer abi, ben senin yanında altında çalıştım yıllarca. Tunçeli Bol çalıştı, Akın Sel çalıştı. Acun Ilıcalı çalıştı senelerce. Acun abiyle alakalı neler söylersin abi? Acun abiyle önce beni Şansal abi aradı. Ondan sonra ya dedi gel seni buraya alalım dedi. Kanal D'ye. Kanal D'ye. O zaman Akın Sel çalışıyordu. Evet. Yani o neyi? Televole. Televole'yi. Ondan sonra dedim ki Şansal abi, Akın Sel bu işi çok iyi yapıyor. Gayet iyi yapıyor. Uyum da sağlamış. Ama benim o vasıflarım yok. Ben yapamam onu dedim yani. Yapamam dedim. Senin yapacağın bir şey yok. Sen onu yapmayacaksın dedi. Ben o zaman Maksim'de Sacit Aslan'la çok iyi arkadaşım. Tamam mı? Oradaki bütün sanatçıları hemen hemen tanıyorum. Yani ben yaptırmasam bile Sacit'e rica ederim. Sacit yaparım. Tam televolelik. Tabii. Bir depo yani orası. Tabii. Tamam mı? Şansal abi de bunu biliyor. Senin o yönünü kullanmak istiyor. Aynen öyle. Futbolcularla sanatçıları birleştirecek, buluşturacak. Evet. Ben onu dedim yapamam. Ondan sonra Oğuz Tonks ile buluştuk. Oğuz beni rahatsız etti bir türlü. Babam bunu bilmiyordum. Ha tabii. Oğuz Tonks ile de benim eniştem arkadaşlar. Evet. Burada söyleyeyim, ablamın eşi. Şimdi TSE'de başkanı. Evet, Türkiye Spor Yazarlar Derneği başkanı. Gayet de iyi götürüyor. Gayet de gittin gördün mü şimdi evet, TSE'ye ne halde? Çok güzel. Eline ayağına aklına sağlık. Oğuz geldi beni. Kandırdı. Kandırdı demeyeyim. İyi ki yapmış. İkna etti. Ondan sonra ben başladım. Bana ilk geldiğim gün bir sete mi ne gibi? Evet. Çok iyi hikaye. Senin montajı öğrenmen lazım deyip gitmen lazım dediler. Sen nereye gideyim diye soruyorsun. Diyorlar ki sana kat 2'ye git diyorlar. Kat 2'ye git kat diyorlar. Kat 2, kat 3, kat 1 bunlar montaj setlerinin adı. Montaj setleri. Sen de ikinci kata iniyorsun abi. Ben... Asansörü biliyorsun, 2'ye basıyorsun. Evet. Yani çok iyi ya. Ondan sonra ben başlayacaktım aslında montaja. Ki benim hiç yapamayacağım bir şey. Ben yarım saat bir yerde duramıyorum. Evet. Beni Oğuz Can Tanrıyer gönderdi. Başladım ben yapmaya falan. Tesadüf işte. Şansal abi de şeyleri dolaşıyor. Montajları dolaşıyor. Senin ne işin var burada dedi. Dedim Can gönderdi dedim. Yani ben sen dedi bu yapacağın iş değil dedi. Boş ver dedi. Sen montaj yapmayacaksın dedi. Sen bize işi bitireceksin. Bir şey dedi. Bulacaksın dedi. Acun'u bulur. Mesela Şevval'le Metin'in şeyleri vardı. Karşıda oturuyorlardı. Metin'le konuştum, Şevval'le konuştum. Acun gitti, yaptı. Gayet de güzel yaptı. Eline sağlık. Ama biraz tatlı yalancıydı be. Niye abi? Niye? Acun'la buluşacağız. Acun'un arabası önde. Tamam. Boğaz Köprüsü'nün tam ortasındayız. Tamam. Sen de arkadasın abi. Ben de arkadayım. Tamam. Tanıyorum tabii arabayı. Ben de geç kalmışım tamam mı? O da geç kalmış, sen de geç. O da geç kalmışsın. Telefonu aradım. Dedim Acun neredesin ya dedim. Hani böyle geç kalmış. Köşeyi dönüyorum 2 dakika sonra şeydeyim, şirketteyim dedim. O zaman da Maslak'ta değil mi şirket? Yok şeyde. Güneşli'de. Hayır. Levent'te. Levent'te. Levent'te evet. Bence Levent'te değil, Maslak'ta abi.
Çünkü Acun abi Levent'teyken tam böyle şeye geçmişti. Maslak'ta olabilir. Maslak'taydı. Tamam, tamam, Maslak'ta olabilir. Onun için tatlı yalanları vardır ama o yalanları öyle güzel söylüyor ki hoşuna gidiyor milletin. Ya bir de şöyle de yapıyor abi. Mesela neredesin diyor mesela. Geç kalmış ya. Şu anda binayı görüyorum diyor abi. Ya görüyorsun da nereden görüyorsun? 100 kilometre nereden biliyorsun? Ya muazzam ya. Ama başarısı inkar edilemez. İyi, helal olsun. Abi film çekilir, belgesel yapılır abi. Aynen, yani Acun Ucalı'nın sıfırdan buralara gelmesi, Allah yolunu açık etsin. Daha da daim etsin. Yani gurur duyuyoruz. Hakikaten öyle. Doğru yani. Söylüyorsun. Doğru. İyi ki beraber çalıştığımız birisin. Evet. Onun için hakikaten başarılarıyla gurur duymamak mümkün değil. Ömer abi çok teşekkür ederim. Rica ederim Atakan. Görüşmek üzere. Görüşmek abi. Üzere. Biz şimdi yağmur yağıyor. Evet abi. Taksiyi nasıl bulacağız? Onu düşünüyorsun da bakarız abi. Sevgili seyirciler, Atakan Kurtel'e Futbol Anıları programının bu haftaki konu Ömer Gümeş'te. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.